Yüzyılın felaketinde 36. saatteyiz. 9 saat arayla iki büyük deprem meydana geldi. 5'in üzerinde ve 6'nın üzerinde sayısız artçı depremle birlikte. Değerli izleyiciler, ekranlarınıza yeni bir görüntüyü getirmekteyiz. Ekranlarınızın sağ üst köşesinde geride bıraktığımız saat içerisinde Cumhurbaşkanlığına tahsisli uçakların da deprem bölgesine yardım amacıyla kullanılacağını sizlerle paylaşmıştık. Cumhurbaşkanlığı uçaklarına yardım malzemelerinin yüklendiği anlara dair görüntüleri de bir yandan ekranlarınıza taşıyoruz. Görüntüler Ankara'dan. Bu dakikalarda yüklenen uçaklar ilerleyen dakikalarda deprem bölgesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bu yardım malzemelerini yola çıkacak ve yine bu uçakların da Ankara, Adana, Ankara, Maraş arasında bir tur süreci içerisine gireceğini de söyleyebiliriz. Bugün hava koşullarının daha müsait olduğunu söylemişti yetkililer. Bu nedenle özellikle deprem bölgesinde ulaşılamayan noktalara askeri helikopterler vasıtasıyla da yardım malzemelerinin ulaştırıldığını sizlerle paylaşalım. Özellikle gökyüzünde bu dakikalarda deprem bölgesinde sayısız helikopterin tur attığını ve yardım malzemelerini ulaşılamayan noktalara ulaştırmak için gayretle çalıştığını sizlerle paylaşabiliriz. Cumhurbaşkanlığına ait iki uçak da görevde dedik. Arama, kurtarma ve sağlık görevlilerini deprem bölgesine taşıyor. Aynı zamanda da yardım malzemeleri de deprem bölgesine Cumhurbaşkanlığına ait iki uçakla birlikte taşınmaya devam edilecek. Evet, deprem bölgesinde çok sayıda vatandaşımız, 13,5 milyon vatandaşımız etkilendi bu iki büyük deprem ve depremlerin artçılarından. Pek çok vatandaşımıza ulaşmaya çalışıyor arama kurtarma ekipleri. O dakikalara ait görüntüleri de sizlerle paylaştık. Paylaşmaya da devam edeceğiz ilerleyen dakikalarda da.